Bir zamanlar küçük bir evde kızıyla birlikte bir baba yaşarmış. Bu baba kızıyla birlikte oyun oynamayı, kızına ders öğretmeyi ve onunla vakit geçirmeyi çok severmiş. Diğer insanlar da bu nazik aileyi çok takdir edermiş. Ne kadar güzel bir aile. Vallahi çok özendim. Herkes bu kızı çok severmiş. Fakat bu uzun sürmemiş çünkü bu küçük kız büyümüş ve artık kolay işleri değil, zor işleri, yani erkeklerin yaptığı işleri yapmak istemiş. Bunu diyen insanlar da şaşkın şaşkın bu kıza bakıp şöyle demişler kendi kendine. Olmaz. Bu iş erkek işi. Sen bu işi yapamazsın. Sen git evde otur. Ya neden yapamıyorum ya? Neden evde oturayım? İşin erkeği kızı mı olur ya? Ben de bahçe sulamak istiyorum. Evde oturmak istemiyorum. Bahçe sulamak istiyorum işte. Demiş ama içten içe üzülüyormuş. Neden onlar erkeklerin yaptığı işleri yapamazmış? Niyeymiş? Böyle saçma sapan bir kural mı olurmuş diye düşünerek eve doğru yola koyulmuş. Yolda bahçede çalışan bir adam görmüş. Bu adamı görür görmez hemen adamın yanına gidip adama şöyle demiş. Merhaba. Yoldan geçirdim da sizi gördüm. Acaba size yardım edebilir miyim? Ne yardımı ya? Benim bu yaptığım iş çok zor bir iş ve erkeklere göre bir iş. Güç gerektiriyor. Sen git daha basit işler yap. Kadınlara göre işler yap. Tamam mı? Temizlik falan yani. Nedenmiş o? Temizliği kızlar yapar. Böyle işleri erkekler mi yapar? Ben de yapmak istiyorum. Belki ben senden daha bile güçlüyümdür. Nereden biliyorsun? Sen git temizlik yap. Ben bu iş yapmak istiyorum. Erkek dediğin temizlik yapmaz, tamam mı? Böyle güç gerektiren işler yapar. Bahçe işlerinde çok fazla güç gerekir. Sen git evde çay demle, bir şeyler yap yani. Elini namuruyla kesinlikle karışma böyle işlere. Hadi git başımdan hadi. Hayır tamam mı? Ben ev işi yapmak zorunda değilim. Ben de güçlüyüm ve ben de bahçe işleri yapabilirim, tamam mı? Anlamıyorum ki. İnsanlar neden erkekler ve kızları ayırıyor? Gidip bunu babama soracağım. Ve senden de bir şey istemiyorum. Diyip hemen babasının yanına doğru yola koyulmuş. Babasının yanına vardığında babasına şöyle demiş. Ya baba, sana bir şey sormak istiyorum. Tabii ki kızım, sorabilirsin. Baba, dışarıda bir tane amca bahçe suluyordu. Gidip dedim ki ben de yapabilir miyim? Hayır dedi, bu erkek işi yapamazsın. Sonra tamam dedim, üzüldüm. Yine gidiyordum, bir tane bahçıvan gördüm. Dedim ki ben de yapabilir miyim? Hayır dedi, erkek işi, sen git evde temizlik yap. Ya baba niye böyle yapıyorlar? Erkek işi diye bir şey mi olur ya? Yok kızım, kızlarla erkekler eşittir. Hem erkek işi diye de bir şey yoktur, kız işi diye de bir şey yoktur. Böyle saçmalıklara inanma kızım. O zaman baba niye dışarıdaki iki adam da hayır bu erkek işi dedi bana? Bilmiyorum baba, keşke herkes senin gibi düşünebilse. Bilmiyorum kızım neden öyle dediler. Hadi gel biz senle gidip de o adamların dedikleri sözde erkek işlerini yapalım. Tamam hadi baba yapalım, ben tamam yapabilirim. Demiş babaları ve kızıyla birlikte erkeklere özgü işleri yapmaya başlamışlar. Birlikte çok eğleniyorlarmış ve çok mutlularmış. Fakat diğer insanlar bu kızın erkeklerin işlerini yapmasından hiç memnun değillermiş. Çünkü bu olamazmış. Yani böyle bir şey mümkün değilmiş. Bu yüzden hemen kızın babasının yanına gidip bu kızın babasıyla konuşmak istemişler. Bunu durdurmalısınız. Bu çok yanlış. Kesinlikle çok yanlış ya. Senin yanında kızın var ve bahçe işleri falan yapıyorsunuz kardeşim. Çok yanlış bu. Yapmayın bunu ya. Affedersiniz Neris, yanlış anlayamadım. Burada kızımla birlikte bahçe işleri yapıyoruz. Size ne? Allah Allah. Evet ya, babam getirdi beni. Biz burada zaman geçiriyoruz. Size ne oluyor? Evet, lütfen başımızdan gider misiniz? Git kızına ev işi yaptır. Bu ne iş ya böyle dışarıda ya? İş mi yaptırılır kızına? Aynen öyle kardeşim ya. Senin kızın kız işleri yapmalı ya. Biz arkadaşımla birlikte gidip temizlik yapıyor muyuz hiç? Ya. Yapmıyoruz. Senin kızın temizlik yapacak. Kızını böyle işlerle kullanamazsın, tamam mı? Aynen öyle. Öyle şey mi olur kardeşim ya? Saçma sapan konuşuyorsunuz. Lütfen başımızdan gidin ve bizi rahat bırakın. Evet, hem ben temizlik de yaparım, bahçıvanlık da yaparım. Bu her yeri sularım da. Size ne ya? Ne oluyor size? Siz ne konuşuyorsunuz? Babam bir şey demiyor. Evet, benim kızım istediği her şeyi yapabilir, tamam mı? Kızım, erkeğin yaptığı her şeyi yapacaksın. Gerekirse hortumla bahçede sulayacaksın. Bahçe işi de yapacaksın. Onlar sana karışamaz. Evet, ben istediğimi yapabilirim. Hiçbir şeyin cinsiyeti yok, tamam mı? Kız da yapabilir, erkek de yapabilir. Hadi gel işimize geri dönelim kızım. Bu mahallede bundan sonra hiç rahat vermeyeceğiz. Anlaşıldı mı? Aynen öyle. Size ne zaman rahat vereceğiz biliyor musun? Kızın erkek işleri yapmayı bıraktığında bu mahallede artık size rahat vereceğiz. Yoksa size asla rahat vermeyeceğiz. Haberiniz olsun ha. Vermezseniz vermeyin be. Biz de kızımla birlikte kendi başımızın çaresine bakarız. Evet. Evet. Biz birbirimize yeteriz. Size ihtiyacımız yok zaten. Gel kızım. Bunların yanında durmayalım davası. Gidip başka işler yapalım. Evet baba, erkek işleri yapalım. Sizin dediğiniz erkek işlerini. Hadi gidelim. Hadi gidelim kızım, gel. Demişler ve yanlarından ayrılmışlar. Köy halkı da bu aileyi dışlamaya başlamış. Artık bundan sonra bu küçük kız ile kimse oyun oynamayacakmış. Kızım ne oldu? Neden buraya geldin? Sen normalde bu saatte buraya gelmezsin. Arkadaşlarınla birlikte dışarıda oyunlar oynardın. Şu anda neden buradasın? Ne oldu? Yoksa kavga mı ettiniz? Hayır baba. Kavga falan etmedik. Ve ben de bu saatte burada böyle seninle oturmak istemezdim tabii. Arkadaşlarımla oynamak isterdim. Ama hiçbir arkadaşım benimle oynamıyor. Beni görünce
görünce kaçıyorlar. Benden uzaklaşıyorlar. Ama ben kötü biri miyim? Neden kimse benimle oynamak istemiyor anlamıyorum. Yok kızım, sen hiç kötü biri değilsin. Tanıdığım bu dünyadaki en iyi kız sensin. Onların bir sorunu var demek ki. Hem onlar seninle oynamıyorsa onlar kaybediyor. Sen kaybetmiyorsun kızım. Biz bize yeteriz kızım. Onları boş versen. Baba evet, doğru söylüyorsun. Biz bize yeteriz ama öyle olmuyor aslında. Arkadaşlarla oynamak çok daha farklı. Onlar benim yaşıtlarım. Sen benden çok büyüksün. Senle nasıl oyun oynayabiliriz ki? Oynarız kızım. Küçükken oynadığımız oyunları unuttun mu? Hep benle oynardın. Yine oynarız. Gel hadi oynayalım hatta tamam, küçükken. Hadi o zaman hadi oynayalım. Gel. Bu şekilde günler geçip durmuş. Bir gün bu kız her zamanki gibi parkta oturup erkeklerin oyun oynayışını izliyormuş. Çünkü erkekler onu arasına almıyormuş. Derken bir şey oluvermiş. Bir tane kadın gelip bu erkek çocuklardan birini kaçırmak istemiş. İmdat! Yardım edin! İmdat! Eyvah! Ne yapacağım? Çocuğu kaçırıyor. Allah'ım ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Yardım etmem lazım. Bir şeyler bulmam lazım. Ne bulabilirim? Ne bulabilirim? Ah! Burada bir çomak var. Belki bu çomakla vurursam falan korkar, bir şey yapar. Hemen bir babamı arayayım. Babamı çağırayım. Bu durumda en çok bana babam yardımcı olabilir. Alo? Alo baba, hemen buraya gelmen lazım. Tamam babacığım. Hemen senin yanına geliyorum, tamam mı? Sen hiç korkma babacığım. Tamam baba. Eyvah! Babam yedirmeyecek. Kendi başıma yapmam lazım. Hadi bakalım Sıla, yapabilirsin. Kes sesini. Kes sesini. Gel benimle. Gel benimle. Gel benimle. Defol. Git bırak çocuğu. Bırak. Bir daha seni burada görmeyeyim. Uzak dur buradaki çocuklardan. Çok teşekkür ederim Sıla. Sen olmasan kaçırılırdım. İyi misin? Canın acımadı değil mi? Yok yok, iyiyim de bir şey diyeceğim. Sen beni nasıl gördün? Siz benimle oynamadığınız için ben de tek başıma bankta oturup sizi izliyordum. Sonra bir baktım kadın seni kaçırmaya çalışıyor. Hemen ben de kurtarmaya geldim. İyi ki sana bir şey olmadı. Sana bir şey olsa çok üzülürdüm. Çok teşekkür ederim. Gerçekten Sıla. Sen olmasaydın belki beni kaçıracaktı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ne demek ya? Hiç önemli değil. Ne demek Yiğit? Biz arkadaşız. Tabii ki de böyle günlerde yardım oğlum, edeceğim. İyi misin oğlum? İyi misin kızım? İyi misin? İyiyim nerede baba. Hırsız? Hırsız nerede? Söyle, ben onun kafasını kıralım. Mahalleliyi buraya getirdim. Nerede hırsız? İyi misin oğlum? İyi misin? Bir şey var mı? Bir şey aldın mı sana? Baba sakin ol. Tamam iyiyim. Kadın beni kaçırmaya çalıştı. Ben oynuyorken ama beni Sıla kurtardı. Teşekkür ederim Sıla. Kızınız olmasaydı oğlum belki de şu an yani düşünmek bile istemiyorum bunları ya. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok pişmanım yaptıklarım. Bu arada baba bir şey diyeceğim. Ben niye kızlarla arkadaş olamıyorum ki? Hem ben Sıla ile arkadaş olmak istiyorum. Onunla da oynamak istiyorum. Aynen öyle oğlum. Vallahi çok özür dilerim sana bunları yaptığım için. Artık istediğinle arkadaş olabilirsin. Kız erkek ayırt etme, tamam o mı? O zaman duydum. Senle birlikte oyun oynayabiliriz. Aynen öyle. Yaşanan her şeyden sonra birlikte oyun oynamaya başlamışlar. Birlikte çok eğleniyorlarmış. Çok mutlularmış. Ve o gün köy halkı çok önemli bir ders öğrenmiş. Bu derste kızlarla erkeklerin eşit olduğuymuş. Bunu öğrenen köy halkı bir daha asla kızlarla erkekleri ayırmamış. Ve birlikte sonsuza kadar mutlu mesut yaşamışlar. Bu video da burada bitmiş. Ama dur bitmemiş. Bak karşını şu anda sağda ve solda çok güzel iki tane video çıktı. Onlara basarsan o videolarda da görüşebiliriz. Seçim senin. O zaman o videolarda görüşmek üzere. Bay bay.